cümle vurgusu işimizin en önemli yeridir. Eğer iyi bir cümle vurgusuna sahipseniz, okuduğunuzu dinlemek herkese büyük zevk verir. Her cümlenin bir vurgu yeri vardır. Ama bunun dışında, özellikle cümle vurgusuna alışabilmek adına, cümle içindeki her sözcüğü ayrı ayrı vurgulayabilirsiniz de. Önce bir örnek cümle üzerinde gerçek vurgu yerine bakalım. Sonra her sözcüğe ayrı vurgu vererek cümlenin ne hale geldiğini görelim. Örnek cümlemiz şu. Oğlum sınava girmek için dün akşam uçakla Almanya'dan İstanbul'a geldi. Şimdi önce tam vurgu yerine bakalım. Ve İstanbul'a vurgu yapmaya çalışalım. Oğlum sınava girmek için dün akşam uçakla Almanya'dan İstanbul'a geldi. Gerçek vurgu buradadır. Şimdi her sözcüğü ayrı vurgulayarak aslında cümle vurgusuyla istediğimiz kadar oynayabileceğimizi görelim. İlk sözcüğümüz oğlum sözcüğü üzerine. Oğlum sınava girmek için dün akşam uçakla Almanya'dan İstanbul'a geldi. Oğlum niçin geldi sorusunun cevabını vererek devam edelim. Oğlum sınava girmek için dün akşam uçakla Almanya'dan İstanbul'a geldi. Şimdi de ne ile geldi ve ne zaman geldi sorularının cevabına bakalım. Oğlum sınava girmek için dün akşam uçakla Almanya'dan İstanbul'a geldi. Oğlum sınava girmek için dün uçakla Almanya'dan İstanbul'a geldi. Şimdi nereden geldi, nereye geldi sorularının cevabını verelim. Oğlum sınava girmek için dün akşam uçakla Almanya'dan İstanbul'a geldi. Oğlum sınava girmek için dün akşam uçakla Almanya'dan İstanbul'a geldi. Ve son olarak yükleme vurgu yaparak bu bölümü bitirelim. Oğlum sınava girmek için dün akşam uçakla Almanya'dan İstanbul'a geldi. Demek ki cümle vurgusunda hangi sözcüğe vurgu yapacaksak bir önceki ve bir sonraki sözcükten saniyenin yarısı kadar o sözcüğü önce ayırıyor, sonra sesimizle baskı yaparak ortaya çıkarıyoruz.